Yavuz Yılmaz'ın ani ölümünün ardından ölüm sebebi birçok kişi tarafından merak ediliyoruz. Sonrasında da İstanbul Kent Üniversitesi bir açıklama yapmıştı ve bir süredir Yavuz Yılmaz'ın temporal lob epilepsi hastalığı da muzdarip olduğunu açıklamıştı. Peki bu hastalık nedir ve nasıl bir hastalıktır? Duygusal olarak depresyona yol açar mı? Uzmanından dinleyeceğiz şimdi. İntihar oranları normal topluma göre hasta olmayanları 6 kat daha yüksek. Yavuz Yılmaz'ın ölümüne temporal lob epilepsi hastalığına bağlı ağır stres sebep olduğu iddiası gündeme oturdu. Peki temporal lob epilepsi nasıl bir hastalık? Epilepsi hastalığı beynin belli bölgelerinden kaynaklanan, kontrolsüz elektrik ile ortaya çıkan, e, istemsiz hareket ve bilinç bozuklukları seyreden bir hastalık. Kronik bir hastalık. Beynin temporal bölgesi dediğimiz bölgenin şu derinliklerinden kaynaklanıyor. Şöyle gösterebiliriz. Şu temporal bölgenin derinliği. Bu bölgenin e, nöbetlerin özelliği biraz dirençli olmaları. Yani diğer nöbetlere göre biraz daha tedaviye dirençlidirler. Epilepsi hastalarının üçte birinde duygu durum bozukluğu ve depresyon görülüyor. Epilepsiye neden olan beyinsel mekanizmalar aynı şekilde duygu durum bozukluğuna da neden oluyor. Yani epilepsi'de bazı maddeler beyinde artıyor, azalıyor. E, depresyon ve duygu durum bozukluklarında da benzer maddelerin artış azalışı oluyor. Dolayısıyla epilepsi ile depresif duygu durum arasında sıkı bir ilişki ortaya çıkabiliyor. Epilepsi denince e, olumsuz bir tavır ve hasta etke, etiketleme dediğimiz bir şey ortaya çıkıyor. Olumsuz bakılıyor hastaya. Bu hastanın kendi hastalığına bakışına da yansıyor. Nöbet atakları epilepsi hastalarının sosyal yaşamdan uzaklaşmasına, içe kapanmasına ve karamsarlığa sebep olabiliyor. Ayrıca Yavuz Yılmaz'ın ilaçlarını bir yıldır kullanmadığı belirtildi. Bazı epilepsi sarı ilaçları psikiyatristlerin depresyonda kullandığı ilaçlar mesela. Ama tam tersine bazı epilepsi ilaçları da duygu durum bozukluğu yapabilecek tipte yan etkilere sebep olabiliyorlar. Normalde epilepsi hastalarının ilaçlarının kendilerini kesmesini hiçbir zaman istemiyor Çünkü ilaç kesiminin belli şartları var. Mesut Yılmaz seyahate çıkmadan önce korumalarına Yavuz'u tek başına bırakmayın uyarısı da yapmıştı. Sık sık nöbet geçiyorsa tabii ki bilinç kaybı olacağı için nöbet sırasında yanında gözlemcinin ya da birisinin olması gerekir. Yavuz Yılmaz'ın felce doğru ilerleyen komplikasyonları olduğu da ifade edilmişti. Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Sultan Tarlacı epilepsinin felce sebep olmadığını söyledi. Epilepsi hastalığında felç diye bir şey söz konusu değil. Gazetelerle devam ediyoruz.